Hikaye anlatmanın pek çok yolu mümkün. En basit haliyle hikaye zamanla açığa çıkan olaylar dizisi ya da anlatıdır diyebiliriz. Hikaye başlar. Bir şey olur. Ve hikaye biter. Nasıl anlatılırsa anlatılsın, bazı hikayelerde özel bir şey vardır. Muhtemelen bunu daha önce hissetmişsinizdir. Bazı hikayeler duygusal olarak sizi sarar, aklınızda yer eder ve sizi içine çeker. Şimdi gelin sanatçılarımızı içine çeken hikayeler neymiş, bunları dinleyelim. Noel zamanına özel kısa stop motion animasyonlar olurdu. Kırmızı burunlu rengeyi Rudolf'u ilk defa gördüğümü hatırlıyorum. Şarkısını biliyordum ama ilüstrasyonunu ve şehirde kayıp oyuncaklar adasında oynadığını görmek bir başkaydı. Bu insanların hayal edebildiğinin ötesinde bir şeydi. Bu hikayedeki adaletsizlik beni çok etkilemişti ve ben çocukken buna çok üzülmüştüm. Gerçekten bundan çok etkilenmiştim çocukken. Küçük Deniz Kızı'nın izlediğim ilk animasyon olduğunu hatırlıyorum. Bu film beni bambaşka yerlere götürmüştü. Deniz altındaki yaşam, orada yüzmek ve apayrı bir hayata sahip olma fikri beni büyülemişti. Ölüm Tarlaları isimli bir film izlemiştim. Bu bir savaş filmiydi. Filmin bir kısmında ana karakter kötü adamlardan kaçmak zorundaydı ve Tam 30 dakika boyunca film sessizdi. Yani yaklaşık 20-30 dakika sessiz geçmiş gibi hissetmiştim. Bir karakterin yaşam savaşını izlemek çok ilgi çekiciydi ve o an ekrana kilitlenmiştim. En sonunda arkadaşını bulduğunda ise resmen içim parçalanmıştı. Bu bu çok duygusal bir andı. Öyle diyebilirim. Aslan Kral. 5 <laughs> yaşındaydım ve Mufasa'nın düşüp öldüğü sahneyi hatırlıyorum. O kadar üzülmüştüm ki salonu terk etmek zorunda kalmıştım. İlk başta bunu çok fark edememiştim ama Simba'nın Mufasa'yı dürttüğü ve Mufasa'nın kımıldadığı o sahne. Hani Simba uyanmasını söylüyordu ama babası uyanmıyor, öylece yatıyordu ya. Bu gerçekten çok uzun süre aklımdan çıkmadı. Sanırım bende biraz travma yarattı ama şimdi düşününce bu sahneyi izledikten sonra biraz olgunlaştığımı hissediyorum. Issız bir adaya düştüğünüzü hayal edin. Yanınızda en sevdiğiniz üç filmi götürebileceksiniz. Bunlar ne olurdu? Sıradaki alıştırmada yanınızda neleri götüreceğinizi ve niye özellikle bu hikayelerin sizi etkilediğini düşünme fırsatınız olacak. Gelecek 6 bölüm boyunca bu 3 hikayeden yola çıkarak alıştırmalar yapacaksınız. O yüzden en sevdiğiniz filmleri bulmak için vakit ayırın.